Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu videoda size Windows 11 desteklemeyen bilgisayarlarda nasıl bu hatanın atlanacağını anlatmaya çalışacağım. Hızlıca şu sanal PC'de ayarlarını yapayım. Buradan ISO'muzu gösterelim. İnternetimizi açalım. Finish diyelim. Tam hatayı nerede aldığınızı göstermek amacıyla burada baştan göstermeye çalışıyorum. Şimdi benim bilgisayarım Windows 11'i desteklemiyor. Intel i3-3220 işlemci var. AMD HD 6570 ekran kartı var. H61 RAM Pro Asus'un anakartı var. Şu an benim işlemcim de desteklemiyor. Bu Windows'un kendi şeyine göre işlemcim desteklemiyor. Anakartım desteklemiyor bu TPM mevzusunu. Güvenli boot özelliği mevcut ama ekran kartım da desteklemiyor. AMD HD 6570 ekran kartım var. Desteklemiyor. Burada gördüğünüz gibi diyor ki bu bilgisayar Windows 11'i çalıştıramaz. İşte en düşük sistem gereksinimlerini karşılamıyor diyor. Burada yapmamız gereken klavyeden Shift'e basılı tutarken F10 diyoruz ve CMD ekranını açıyoruz. Buradan RGDit diyoruz. Yani kayıt defteri düzenleyicisine giriyoruz format ekranına. Bunu da şunun için anlatıyorum size. İsterseniz burada mesela bunu en son göstereyim size. İsterseniz Entity ile bu reg kaydına girip yani tamamen orijinal bir sistem kullanmak istiyorsanız ve bu kısmı kendiniz atlatmak istiyorsanız Entity uygulamasından kayıt defteri kısmından bunu reg olarak ekleyip orijinal şekilde kurabilirsiniz. Orada da muhtemelen sorunsuz şekilde yüklemeye geçecektir. Gördüğünüz gibi hata almıştık. Buradan kayıt defteri düzenleyicisine girdikten sonra HK Local Machine kısmını genişletiyoruz. Ardından sistemi genişletiyoruz. Ve burada Setup kısmına gelip Setup'ı seçili hale getiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi mavi şekilde seçili ve setup'un seçiliyken üzerine sağ tık yapıp anahtar kısmına tıklıyoruz ve buraya L'si büyük, Lab, C'si büyük, Config yazıyoruz. Evet, bunu girdik. Şimdi anahtarı oluşturduktan sonra sağ kısımda Dboard 32 bit değerini seçiyoruz. Buradan B'si büyük, by, pass, RAM'in tamamı büyük, check'in de C'si büyük, bypass, check, RAM check diyoruz. Ardından enter diyoruz ve buradan değer verisi olarak 0'ı 1 yapıyoruz. Yani bu RAM kontrolünü atlatıyor. Ardından tekrar Dboard 32 TR'ye giriyoruz. Buraya da by pass secure s'si büyük, boot b'si büyük. İki tane boot'u girdik. Birleşik olarak yazıyoruz hepsini. Secure boot check diyoruz. Ardından tekrar bunun değerini de 1 yapıyoruz. Şöyle biraz daha genişleteyim net görünmesi açısından. Son olarak da by pass TPM tüm harfleri büyük check diyoruz. Şuradan kontrol edelim. Herhangi bir hata yaptık mı? Herhangi bir hata gözükmüyor şu an.
işimiz bitti. Bunları kapatıyoruz. Ve buradan geri yapıyoruz. Ürün anahtarım yok ha. Tekrar bir tıklayalım. Yine Windows 11 Pro'nun seçili. Bu girdiğimiz kayıt defteri girdileri TPM güvenli boot ve RAM denetlemelerini atlamasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi tamam. Buradan sonrasını zaten daha önce Windows 11'in nasıl kurulduğuna dair video çekmiştim. Buradan sonra normal Windows 10'dan çok ufak tefek farklılıkları var. Yani bu tamamen kurulmasını isterseniz ben diğer konuyu da anlatırken onu eğer yetişirse diğer aşamalarını göstereyim. Şimdi arkadaşlar siz diyelim ki bu şekilde değil de bu Windows'un istediği uygulamaları yani burayı bypass geçmesini daha önceden bypass geçmesini istiyorsanız bu rek yani istersen bunu rek dosyası olarak da ekleyebilirim. Videonun altına ekleyeceğim bunu. Bunu daha gerçi bunu anlatmıştım ama rek olarak bilmeyen arkadaşlar varsa diye bu kısmını anlatacağım. Dosya kısmına geliyorsunuz. Burada gördüğünüz tüm şeyleri herhangi bir TXT dosyası oluşturup mesela şurada oluşturalım. Metin belgesi dedik. Buna bypass diyelim. İsminin çok önemi yok. Ardından bu kısımları alıp kopyalıyorsunuz. Yapıştır diyorsunuz. Bundan çıkalım. Ardından bunu rek olarak kaydetmek için dosya, farklı kaydet ve masaüstü, ben masaüstüne ekliyorum. İsmini zaten bypass demiştik. Sonuna nokta reg diyoruz. Bu reg dosyasını oluşturduktan sonra bununla herhangi bir işiniz yok. Bunu daha entity'yi de anlatmıştım yani nasıl kullanıldığına dair. Ben buradan tekrar bilgisayarını kaldırmayacağı için ben resim üzerinden anlatacağım. Gerçi siz Türkçe olarak göreceksiniz ama çok şey yapmanıza gerek yok. Burada gördüğünüz gibi normal siz entity ile ISO'nuzu yükledikten sonra bu şekilde özellikler, servisler gibi seçenek yani bölümleri vardı, ayar bölümleri vardı. Bunlardan registry, şimdi tam olarak Türkçesinde normal registry mi olarak geçiyordu yoksa kayıt defteri olarak mı geçiyordu? Burada gördüğünüz gibi zaten bu katılımsız katılımsız ve kurulum sonrası menülerin üstünde hemen registry ya da kayıt defteri kısmı var. Onu açıp normal bu gördüğünüz ekran boş olacak. Bunu şey olarak düşün yani bu görseli şu an entity'nin ekranı olarak görün. Bunu tutup buraya atıyorsunuz ve en son onayla üst kısımdan işlemi başlatıyorsunuz. O bu kayıt defteri değerini bu ISO'ya işliyor. Bunun haricinde yanlış hatırlamıyorsam şey içinde WinReducer içinde normal menü içerisinde var bu. Şu an muhtemelen Entity'de de bu şey eklenmiştir. Windows 11 desteği olduğunda muhtemelen siz hiç rek kaydıyla uğraşmadan buradan menüden işte bu ayar yapılsın dediğinizde muhtemelen
Yani siz direkt Entelite üzerinden rek kaydıyla uğraşmadan sadece seçerek ekleyebileceksiniz diye düşünüyorum. Yani bu her ikisine de eklenecek. Kusura bakmayın, bu arada Adobe Premiere olmadığı için ben bu kısımları atlayamayacağım ama bunun kurulumu beklemek gerekir mi bilmiyorum, çünkü kurulum çok uzun sürebilir. Ben videoyu burada keseyim. Ben bunu daha önce 2-3 kez kurdum. Bu rek kayıtlarına girdiğimde hata almadan direkt olarak kurulum yapabildim ve normalde ben birçok forumda, yerli yabancı forumda şey olarak söyleniyordu. Windows 11 bundan sonra TPM üzerinden güncelleme alacak deniliyordu. Fakat benim gördüğüm, ya bu şeyleri atladıktan sonra ben normal şekilde güncelleme yapabildim. Normal sürücü güncellemesi de yaptım. Windows 11'in kendi işte güvenlik kalite güncellemelerini de yükledim. Ben orada herhangi bir sorun görmedim. Normalde konuşulan hep şeydi. Windows 11'in TPM üzerinden güncelleme alacağım şeklindeydi. Normal şekilde, ya da ben bunu normal şekilde kurulumunu göstereyim. Çok büyük değişiklik yok. Daha önce de videosunu çekmiştik ama şu an kararsız kaldım. Acaba tamamen göstersem mi baştan sona masa üstüne kadar, yoksa burada kessem mi bilemedim. Çünkü Windows 11'in kurulumu Windows 10 kadar hızlı olmuyor. Görmediysem geliştirme sürümündeki saçma sapan kurulum şeyleri, animasyonları biraz kaldırılmış gibi geldi bana, ama burada tekrar onları da görebiliriz. Aşaması devam ederken ben final sürümünde gördüğüm kadarıyla şeyler, ayarlar kısmı çok daha düzenli hale getirmiş. Geliştirme sürümlerinde biraz saçma sapan şeyler vardı. Ayarlar kısmında çok birbirine girmişti. Aradığınızı bulamıyordunuz vesaire. Benim gördüğüm kadarıyla, yani 2-3 kez dediğim gibi ben bunu denemedim. Denedim videoyu çekmeden önce. Denediğim için yani kısmen de o kısımlara bakayım dedim. Gördüğüm kadarıyla ayarlar kısmı ciddi anlamda düzenli olmuş. Yani RAM kullanımı olarak hani çok yüksek görebilirsiniz ama bana göre, yani herhangi bir menüye girmeye çalıştığınızda tepkisi çok daha hızlı olmuş. RAM kullanımı da o kadar abartılı değil. Şunu da söyleyeyim. Windows
şu an 4 GB'lık RAM şeyiyle, RAM kullanımıyla sizin 16 GB RAM kullanımı arasında farklılıklar oluşuyor. Mesela ben de 1 GB civarı kullanıyorum boştayken ilk kullanımda. Fakat 8'de sanırım 1.2, 1.5 GB arası RAM kullanıyor. 12 GB olduğuna 2.4 GB kadar çıkabiliyor. Tabii 36 olduğuna 3-4 GB'a kadar çıkması normaldir. Son bir de
keşke seçebilsek. Yani bu güzel olurdu. Bunun haricinde de 1011 ile alakalı ne söyleyebiliriz? Yani genel olarak ben final bölümünde bayağı bir şeylerin düzeltildiğini gördüm. Sağlıkta biraz böyle sağlık yapıldığında biraz gecikmeli yapılmış gibi geldi bana. Yine animasyon kaynaklı ve gereksiz sanki donmalar oluyor gibi geldi. Güncelleştirme yapılacak denildiği için ben güncelleme yapmaz diye düşünüyorum. Bu bilgisayar adlandırmayı atlayalım. Gerek yok. Kişisel kullanıma yönelik diyorum ben. Normal ev kullanıcıları için. O da iş veya okul için ayarlanıyor. Siz nasıl kullanıyorsanız o şekilde seçim yapabilirsiniz. Bu normal ev kullanıcıları için ben yerel hesap oluşturacağım. O yüzden orada ben normal Microsoft hesabıyla açmayacağım. Yerel hesap oluşturacağımız için buradaki seçeneklerden oturum açma seçeneklerine gelip ileri diyorum. Şöyle seçtik. Oradan çevrim dışı hesap diyorum. Bu arada şu an bizim internetimiz açık durumda. Microsoft hesabı istemiyorum. Deneme olduğu için parola girmemize gerek yok. Yani birçok şeyde güzel düzenlemeler yapılmış. Ama buradaki tüm şeyleri ben kapatacağım. Cihazımı bul vesaire gibi özelliklerini istemiyorum. Mürekkep oluşturma. Özellikle bunu kapatın derim yani. Sürekli rapor gönderecek vesaire. Özel deneyimler bunu kapatmanızı reklam kimliği bununla. Yani ben bunların tümünü kapalı olarak kullanıyorum. Tümünü kapattıktan sonra kabul ediyorum. Ve bence bu yaptığı güncellemelerin büyük çoğunluğu masa üstüne geldikten sonra kişiler bence seçerek yapabilmeli. O kadar gereksiz uzun format süreleri bana göre çok gereksiz olmuş. Yani tekrar ben X
gitardı vesaireydi. Çok yani daha uzun olacaktı bana göre. Bu arada videolar çok uzun oluyor. Kusura bakmayın yani ben tamamen paylaşım amaçlı yaptığım için ve Adobe Premiere şu an için sorunlu olduğu için kesme, biçme vesaire ya da hızlandırma yapmıyorum. O yüzden siz atlayarak videoları izleyebilirsiniz. Bu arada masa üstünü gördük. Gördüğünüz gibi ilk açılışta bunlar normalde biraz kasılması. Açılış için ideal yani 1 GB RAM bunu şeyleri bunları buradan görev çubuğu ayarladı. Şuradaki ikonları kaldırarak ya da uygulamaları kaldırarak çok daha fazla düşürebilirsiniz. Buradan mesela ben görev bölümünü hiçbir zaman kullanmıyorum. Pencere öğeleri bunları da hiç kullanmıyorum. Sohbet bana göre aşırı gereksiz. Gördüğünüz gibi bence bu menüler çok daha düzenli olmuş. Geliştirme sürümlerinde çok sıkıntılı düzenler vardı. Orada bence gayet güzel olmuş. Nasıl güç seçeneklerini işte buradan normalde görüyorduk. Bunu denetim masası kısmını almışlar. Denetim masasında hemen hemen hiçbir değişiklik yok. Seçeneklere buradan ayarlarımızı yapabiliyoruz. Video hem sorunla alakalı olsun, hem kurulum aşamalarını görmek amaçlı olsun, hem de bir ön izleme videosu olarak görebilirsiniz. Bu arada ben bu uygulamalardan yani birçok kullanıcıya hitap edecek şeyler var ama bu Facebook'un sanırım Messenger'ını eklemişler yani kimse Facebook kullanmıyorken Messenger'ı yani bu logo Messenger'ın yani Facebook Messenger'ın logosu. Yani bence bu çok saçma olmuş yani hiç gerek yok. Bunları da bu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Bu fotoğraf uygulamaları bence gayet güzel olmuş. Bu Adobe Lightroom ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bence güzel bir uygulama. Yani ufak tefek efektler verebilirsiniz. Bunu daha önce kullanmadım. Ama şu PicSat, bu ismini bayağı duydum. Bayağı popüler bir uygulama diye biliyorum. Bunlar yani özellikle fotoğraf düzenleme konusunda güzel uygulamalar var. Ama bir o kadar da gereksiz uygulamalar var mesela. Bu alarmlar ve saatleri biz hala neden kaldıramıyoruz? Bunu ben anlamış değilim. Mesela burada Cortana var. Benim bilgisayarımda Cortana yok ama normal şekilde bunu kaldıramıyorum. Yani buna bir PowerShell kodu girip ya da dizim plus plus uygulamasıyla artık kaldırmanız gerekiyor. Mesela ben haritaları kullanmıyorum ama bunu kaldırma seçeneği yok. Hava durumunu kullanmıyorum. Bu güzel olmuş. Bazı uygulamaları buradan kaldırabiliyoruz. Mesela ben Edge'i kullanmak istemiyorum. Bunu da kaldıramıyoruz. Yani çok düşük bilgisayar kullanıyorsanız bence bu oyunları şu güncel geliş
gelişmeler denilen şeyi uygulamayı. Bunlar muhtemelen arka planda hem internet yer hem de RAM kullanımı bilgisayarın kaynaklarını çok tüketeceğini düşünüyorum. OneDrive'ı da hiç kullanmıyorum mesela. Posta uygulamasını da hiç kullanmıyorum. Ses kaydedicisini de hiç kullanmadım daha önce. Telefonunuz uygulamasında telefonunuz uygulaması onun haricinde yani burada güzel uygulamalar var. Yanında da çok gereksiz uygulamalar olmuş yani. Mesela ekran altısını da kullanmıyorum ben. Tabi kullandığım uygulama Lightroot. Bu da işte normal kendi özel resimlerinizi çekmediğiniz sürece herhangi bir sakınca yok ama sizin buradan aldığınız görüntüleri internet yükleme özelliği olduğu için yani size ait özel görüntüleri bu uygulama bazen başkalarının eline geçmesine sebep olabiliyor. Yani o tarz şeyleri normal masaüstü görüntüsü vesaire alıyorsanız bence normal Microsoft'un kendi ekran alıntısı aracından çok çok daha kaliteli bir uygulama. Mesela şunu da hiç kullanmıyorum. Microsoft Turbo diyor. Onu da kaldırıyorum. Mesela bu da güzel olmuş. Daha önce Windows 10'da kaldırabiliyor muydum? Bunları bilmiyorum ama normal bu game barı ayarlardan kapatabiliyoruz. Neyse ben videoyu daha fazla uzattım. Yani burada uygulama vesaire kaldırarak da şey olarak normal performans olarak bayağı başarılı gördüm ben. Çok fazla sigma açtığımız için biraz 1.3-1.5'a kadar çıktı RAM kullanımı. Ama o bir önceki denemelerimde ben uygulamaları kaldırdıktan sonra sanırım bu RAM'in sıçrama nedeni istediğimde her seferinde hesap açma ekranı geliyor ilk olarak. Ardından kaldırma şeyi geliyor. Tekrar bir daha kaldırma kaldırmak için tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 1 GB kadar vesaire düştü. Bu daha da altına düşüyor normalde. Yani ufak tefek uygulamalar kaldırıp normal daha önce de video çekmiştim ben. Windows ayarlarından performans ayar yapmak diye. Onları da yaparak bence bu RAM kullanımı mesela hiç üçüncü parti kullanmadan çok daha performanslı bir Windows olabilir mi? Her neyse videoyu bayağı bir uzattık. Son olarak da şunu gösterip videoyu sonlandırayım. Bu mesela o kısımda güzel olmuş. Düzen konusunda final sürümü bayağı güzel olmuş. Oturum kapat, kilitle, hesap ayarlarını değiştir. Buradayken bilgisayar kapat, yeniden başlat. Uyku kısımlarda bu kapatma ikonunun olduğu kısmı alınmış. Bence ayrı olması daha güzel olmuş. Yani böyle upuzun bir menü olmasındansa böyle ayrı ayrı olması çok daha güzel olmuş. Windows'umuza bilgisayarı kapat diyerek kapatalım. Videoyu da bu sayede kapatalım. Arkadaşlar bu şekilde hata alıyorsanız bu red kayıtlarını girerek atlayabiliyorsunuz. Muhtemelen dediğim gibi Entity, WinReduce, onun dışında MSMG, Toolkit, Far, Gizm++
bir gün bir güncelleme getirip bu rec kaydını direkt olarak ekleme özelliği getireceklerdir. Zaten şeyde WinReducer'da gördüğüm zaten bunu bir ay öncesinden yazmışlardı. Yani Windows 11'e uygun bir sürüm gelecek diye. X110 WinReducer X110 ismiyle ve 4 nokta vesaire şeklinde her hafta güncelleme alarak herkese paylaşacaklarını söylediler. Bugün de entegreleri bir güncelleme yayınladı. Muhtemelen onlar da bu şeyi rec kaydını zaten çok basit bir şey onlar için eklemiştir. Diyeyim. Yani Windows 11'i bu şekilde hata alırsanız bu rec kayıtlarına girerek atlayabiliyorsunuz. Normal ister kurulum yaparken bunu telefonunuza resmini çekip rec kayıtlarına girebilirsiniz. Ya da Entity'de WinReducer'le ekleyebilirsiniz rec kaydını. Rec kaydı da bahsettiğim gibi yani şeyleri eklerim ben. Nasıl yapıldığını da videoda göstermiştim. Windows 11 bu şekilde. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa TNCTR'den ya da YouTube sayfasından sorabilirsiniz. Bu arada son olarak şunu söyleyeyim ya, bana Windows 7 ya da laptop konusunda çok fazla soru geliyor. Ben hayatım boyunca Windows 7 hiç kullanmadım. Sadece öyle format atmak için getirdiler. Birkaç kez format attım. O formatlar dışında da ben laptop hiç kullanmadım. Laptoplarda ne gerekir, ne olur? Yani sistem hazırlarken de ben aslında laptop kullanan arkadaşlardan geri dönüş bekliyorum ama birçok arkadaş, yani hemen hemen hiç kimse geri dönüş yapmadığı için laptoplarda durum nedir? Yani hangi ayarlar laptoplarda sorun çıkarır ya da hangi sürücüyü çıkardığında sorun yaşarlar? Çok fazla bilmiyorum. Büyük ihtimalle Bluetooth vesaire gibi işte uçak modu benim kendi tahmin ettiğim şeyler. Çünkü ben onları genel olarak siliyorum. Hazırladığım sistemlerde de bu tarz şeyler hakkında bilgilendirme yaparsan sevinirim. Çünkü ben laptop kullanmıyorum dediğim gibi. Laptop kullanmadığım için de sizinle hata alıp almadığınızı ben maalesef bilemiyorum.